Diyorlar ki dünle bugünü anlatın. Bizleri bilmeyenler, yeni yetmeler bizleri anlaması biraz zor. Bizi bilmeyen bilsin. Bizler 78 kuşağı olarak bilinenlerdeniz. Yemeğimizi kendimiz yapıp da yiyenlerdeniz. Aç kalsak da boyun bükmeyenlerdeniz. Biz bu idik, şimdi bizi bilmeyenler bilsin. Akşam üzeri pazara da ezilenleri seçerdik. Domates, soğan, yumurtanın hesabını yapardık. Bir kazan menemeni 8-10 kişiyle yerdik. Bugünlerde biz böyle geldik, bizi bilmeyenler bilsin. Her birimizin ayrı ayrı hüneri vardır. Fikret, Yasin, Nihat sonra da sofrada bulunur. Cengiz, Hüseyin, Ahmet tam yerin alır. Bizler yarı aç büyüdük, bizi bilmeyenler bilsin. Kuruş kuruşa hesap eder planlardık. Ara sıra kar için okulumuza yaya giderdik. Bir tas çorbaya şükreder bakardık. Döneri, kebabı asla yemezdik. Bizi bilmeyenler böyle bilsin. Canımız ne çektiyse olmaz deyip geçiştirdik. Akşam akşam kendimiz çayımızı yapıp da içtik. Ağzımızı çuva sayıp isteklerden vazgeçtik. Kadere inanan nesildik. Bizi bilmeyenler böyle bilsin. Bizler ne cefa ile bugünlere gelmişsek, çürük sebzelerden alıp menemen yapmışsak, soğan domatese az bir iki yumurta katmışsak, hedefimiz vardı, bizi bilmeyenler böyle bilsin. Okuyup da ülke yönetimine de söz sahibi olacaktık. Her birimiz birer milletvekili olacaktık. Tetiri, Buturak, Çemiş Gezek'ten seçilecektik. Hedefimiz vardı. Olmadı. Bilmeyenler bizi böyle bilsin. İlimiz Adana. Kadir'den gelmiştik oraya. Her birimiz farklı köylerden girmiştik sıraya. Akşam hep toplanırdık. Kazandan yemeğe tabak çatal bilmezdik. Bizi bilmeyenler böyle bilsin. Remzi vardı. İkindi gitmiştik uzak evine. Hamsi yapıp turşu koymuştuk yanına. İmrenip çaylar içip dönmüştük Adana yurdunun yoluna. Gazilik unvanını vermişlerdi bize. O zaman bizi bilmeyenler bilsin. Ankara'da Adana öğrenci yurdu yurdumuzda. Tahta kurusu ile ortak sayılırdı kanımızda. Hemşerilik vardı ortak olan bağımızda. 1977'den beri arkadaşız. Bizi bilmeyenler bilsin. Bir arkadaşımın oğlu şöyle diyor: amca, babamgil Adana Adliyesi'nin karşısındaki çay ocağında toplandığı zaman hep 80 öncesini anlatıyor. 80 öncesinde ne var diye sordu. Dedim ki, aslan kardeşim, baban doğru anlatıyor. Sen bir paket turşu alıp, bir ekmek alıp, dört arkadaş paylaşıp, öğlen niye yiyip, akşama kadar aç durabilir mi? Ben turşu sevmem dedi. Peki iki soğanı kavurup, ekmeğin arasına koyup yiyebilir misin? Ben onu yemem dedi. Peki ne yenen mi oğlu sen? Vallahi ben arkadaşlarıma kebap ısmarlıyorum. Onlar da diyormuş ki enayinin kebabını yiyip diyorlarmış. İşte dedim hemşerim, senin dostlarınla bizim dostluklarımız farklı. Senin arkadaşların yiyim arkadaşı, bizim arkadaşlar ise Allah dostu. Yıllar oldu 1977'den beri arkadaşız ama ölünceye kadar inşallah hep beraber dostluğumuz devam edecek diyecek. Haklısın amca dedi.